Evet, bitti. İş arama vizesi diye bir başvuru olmuyor artık. Tüm başvurular fırsat kartı. Burada benim en yüksek motivasyonum, en başta gelen, beni bu hedefe yönlendiren şey Almanya'daki yasaların kolaylaştırarak, tırnak içinde söyleyeyim, teoride 3 senede iyi uyum sağladığın zaman, belli şartları yerine getirdiğin zaman vatandaşlığın verilebiliyor olması. Bu eyalette en fazla sayıda kuruluş var otomotivle ilgili. 1800 kadar bir fabrika vardı ve çok fazla sayıda da açık iş pozisyonu var ve işsizlik oranı da Almanya'nın Bayern'den sonra en düşük ikinci işsizlik oranına sahip eyaleti. Otobüslerde, trenlerde vesaire böyle çok az kişi var, yani kapasitesinin %20'sini, %25'ini falan dolduruyor ancak ulaşım araçları. Herkese merhaba. Bugün Hacı Devrim Özduysal'la birlikteyiz. Kendisi şu an Almanya'da ve fırsat kartı Türkiye'den alan ilk kişi. Kendisiyle bu süreci konuşacağız. Fırsat kartı nasıl aldı? Neler yaptı? Hangi belgeleri topladı? Neden Almanya'ya geldi? Almanya'da ne yapmak istiyor gibi konuları doğaçlama bir şekilde konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba Adem Bey, hoş bulduk. Sizin ilginç bir isminiz var açıkçası. Oradan bir başlayayım dedim. Hacı Devrim olduğu için şimdi Hacı başka bir şeyi temsil ediyor, Devrim başka bir şeyi temsil ediyor. Bu ismin hikayesini bir sorabilir miyim? Çünkü merak ettim. Evet tabii. Babam benim rahmetli 48 doğumlu. 68 kuşağında da aktif olarak yer almış. Devrim ismi aslında Atatürk devrimlerinden geliyor. Yani çok böyle hani Marksist Leninist çizgide bir solculuk değil de babamınkisi daha çok Atatürk çizgisinde. Hacı da kayınpederi, yani annemin babası hacca gittiği için oradan gelen bir isim. Hani vardır ya geleneksel olarak büyüklerin bir önceki kuşağın ismi konulur diye. Doğrudan ismini koymamış ama bir ünvan olarak yaptığı fiiliyat olarak hacı ismini oradan koymuş. Devrimi de işte esasında kendi dünya görüşü için koymuş. Benim bir erkek kardeşim var. Onun da böyle iki ismi var. Sağ mı sol mu karışık, çok belli olmayan. Bir de böyle hani Türkiye'de hep ocusun bucusun, şundansın bundansın gibi isimlerden çıkarım yapılır ya. Ona biraz da böyle bir tepki olarak hadi bakalım buradan çıkarım bu kişinin dünya görüşünü diye öyle bir isim koymuş. İki çocuğuna da tabii annemle ortak kararları öyle bir isimlendirmemiz var. Böyle hani orta öğretim sırasında hocalarım veya yeni bir ortama girdiğimde, yeni kişilerle tanıştığımda artık kendi ideolojilerine göre bana hacı da diyebiliyorlar. Kabul ediyorum, devrim de diyebiliyorlar ama ben kendimi yeni bir ortama girip yeni insanlarla tanışırken merhaba ben devrim diye tanıtıyorum. Güzel, ilginç, Teşekkür enteresan ederim. bir hikayeymiş. Şimdi biz sizli bizli diye bir giriş yaptık ama seninle konuşuyoruz. Öncesinden telefon görüşmemiz falan olmuştu. O yüzden ben sana geçiyorum tekrardan. Tabii ki. Seninki gibi bir hikayesi olmasa bende şöyle bir şey var. Hani biraz benzer. İsmime bakıldığında Adem, hani başka hiçbir şey yok yanında ya da arkasında. Benim de iki abim var. Onların isimleri farklı. Annem şey demiş yani, ya artık bir tane çocuğumuzun ismi de Kur'an'da geçen bir isim olsun diye benim ismim de Adem olarak böyle Evet. kaldı. Ya ben çok hani şikayetçi olduğumdan değil, hani hikayesi de benimkinin bu yani. Ve dediğin gibi biz ismi insan üstüne yapıştırıyoruz ama sonuçta yetiştiğin koşullar, sonra insanın kendini yetiştirdiği koşullar asıl karakteri Tabii ki. belirleyen unsur oluyor. Şimdi hocam, seninle konuştuğumuzda, ilk tanıştığımızda bana söyledin ki ben Türkiye'de fırsat kart vizesini alan ilk kişiyim. Ben bu hikayeyi Evet. merak ediyorum. Bu nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Şöyle gerçekleşti. 10 Ağustos 2023 tarihinde ben herkesin yaptığı gibi İDATA'dan iş arama vizesine başvurdum. Öncelikle o tarihlerde fırsat kart daha yürürlükte değildi. İş arama vizesi olarak ben başvurdum. Fakat randevu atanması çok uzun zamanlar aldı. Mayıs 2024'te 10 Haziran 2024 gününe randevumun verildiği bilgisini aldım mail olarak. Fırsat kart da bilindiği gibi 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girdi. Yalnız 1 Haziran'da Türkiye'den başvuruları açılmadı daha önce. 5 Haziran, 7 Haziran derken 8 Haziran Cumartesi günü iyi takip ettim. Cumartesi günü ilk başvuruları açıldı. Benim de takip eden Pazartesi 10 Haziran'da sabah saat 10'daydı randevum. Ve konsolosluğa gittiğimde orada konsolosluk görevlileri artık fırsat karta dönüştürüldü iş arama vizesi. Tüm kayıtlar, tüm girişler fırsat kart olarak yapılıyor ve biz de seni şu anda ilk kez fırsat kart kaydı, fırsat kart girişi olarak yapıyoruz diye geri bildirim verdiler.
kadar kendileri de sistemin acemisi olduklarını, o yüzden biraz yavaş çalıştıklarını falan bilgisayardan söylediler. 10 Haziran'da o randevuya girdim, belgelerimi teslim ettim. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 26-27 Haziran gibi, yani 16-17 gün sonra pasaportum elimdeydi. Dolayısıyla bunu şuradan çıkarıyorum. 8 Haziran'da ilk başvuru açıldığı zaman hemen 1,5 gün, 2 gün sonrasına fırsat kartta randevu oluşturulması mümkün değil. Ve 7 Haziran'da, 6 Haziran'da eğer birileri randevuya girmişse onların da fırsat kartla değil iş arama vizesi olarak çıkmak zorunda. Çünkü 8 Haziran'da ilk defa başladı. Konsolosluk tarafında da fırsat kart kayıtları. Ama tabii cumartesi pazar konsolosluk kapalı olduğu için hani ancak şöyle olabilir diye düşünüyorum. Benim randevum 10'daydı. Yani sabahın 8'inde, 8.30'unda bir randevusu varsa birisinin, onun iş arama vizesi fırsat kartı olarak çıkarılmıştır. Ama sanmıyorum, yani en erken randevu sabah 10'dadır ve o da benimdir. Hani ileride de hayır ben 8'de gittim, 7'de gittim sabah, benim esas birinci fırsat kartım diyen olursa başımın üstünde yeri var, ama kendimi o açılardan hani bir ilk olarak düşünüyorum. Anladım. Peki konsolosluk görevlisinin öyle bir ifadesi olmadı değil mi? Yani şey diye. Siz fırsat karta geçirilen ilk kişisiniz ya da fırsat kart başvurusu alınan ilk kişisiniz gibi bir şey söyledi mi? Öyle bir ne bileyim marketlerin 1.000. müşterimize şu ödülü gibi bir sistem olmadığı için hani buna benzer ifadeler söylediler. İlk defa sizi yapıyoruz, ilk defa sizi kaydediyoruz diye söylediler, ama hani bunun sözlü resmi bir şeyi yok yazılı olarak. Hani belki benden bir öncekini de söylemiş olabilir. Lafın gelişi hani ikinciye de üçüncüye de aynı şeyleri söylüyorlardır, ama hani dediğim gibi benim randevum sabah 10'daydı. Benden önce öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Evet. Kendi kendimi birinci ilan ediyorum ama farklı iddialara ve ispatlara da açığım tabii ki. Bence hiç kendi kendine iddia etmiyorsun. Çünkü sonuçta sana bu söylenmiş ve konsolosluktaki memurun da tutup senin gönlünü hoş tutmak için işte sen ilk kez başvuruyorsun falan deme gibi bir şey yapacağını zannetmiyorum. Gerçekten hani onların da dikkatini çekmiş ki bunu bildirmiş diye düşünüyorum. Tabii. Bence de biraz da hani rakamsal olarak bu çıkarımı yapıyorum ben. Yani 8 Haziran Cumartesi ilk başvurular alınıp da 10 Haziran Pazartesi gününe fırsat kartla ilgili bir randevu verilemez. Veyahut da daha önceden iş arama vizesi olarak başvurup da sabah 10'da değil 8'de 10 Haziran günü randevu verilmesi çok zor. Hani pazar günü vesaire de çalışmadığı için konsolosluk ilk kişi benimdir diye düşünüyorum. Çok yüksek ihtimalle. Sen anlatırken orada bir nüans oldu. Artık mesela iş arama vizesi diye bir şey olmayacak mı? Yani insanlar iş arama vizesine başvurmayacak, sadece fırsat kartına mı başvuracak? Evet, bitti. İş arama vizesi diye bir başvuru olmuyor artık. Tüm başvurular fırsat kartı. Daha öncelerden mesela ben 10 Ağustos 2023'te başvurdum ya, takip eden yılın 2024'ün Ocağında, Şubatında başvuranlar da hala randevu bekliyorlar. Duyuyorum. Onların da sırası gelip randevuları atandığında herkes fırsat kartı olarak işleme alınacak. Fırsat kartın bir puan toplama sistemi var ama iş arama vizesinde bu yoktu. Aklıma şey geldi, acaba hani fırsat kartın şartları sanki biraz daha mı zordu? Yani insanların bu vizeyi alması biraz daha mı zor olacak acaba? Yeni başvurularda öyle, evet, ama eski iş arama vizesi başvurularında otomatikman iş arama vizesinin belgelerini sunduğunuzda size fırsat kart çıkacaktır. Puan gibi bir durum yok. Anladım. O yüzden senin yaptığın başvuru biraz da işine yaramış yani. Şansın yaver gitti. Evet, biraz şanslıydım. Şu anda da başvursam hani puanları rahatlıkla toparlıyordum, işte üniversite mezunu olmak, ne bileyim ben eşimin de aynı şekilde başvurabiliyor olması üniversite mezunu olmasından dolayı, işte dil seviyem İngilizce, Almanca vesaire. Ben bir ara hesaplamıştım 8 puan falan oluyordu şartlarımdan dolayı. Bir yaştan dolayı puan alamıyorum. 45 yaşından fazla olduğum için 47 yaşındayım. Yaş haricindeki diğer her maddeden aşağı yukarı hani 2-3 puan aldığım için öyle 7-8 puana rahatlıkla ulaşabiliyordum yani. Peki biraz böyle şimdi kişisel durumlara yelken açalım. 47 yaşında olduğunu söyledin. İş arama vizesiyle geliyorsun. Yeni bir mücadele, yeni bir ülke. Neden bu kararı aldın? Yani çünkü 47 yaşındaki çoğu insan bu kararı almıyor biliyorsun. Evet, tabii ki ben hani çalışıyordum, o zamanki işverenime de söyledim. Burada benim en yüksek motivasyonum, en başta gelen, beni bu hedefe yönlendiren şey Almanya'daki yasaların kolaylaştırarak, tırnak içinde söyleyeyim, teoride 3 senede iyi uyum sağladığın zaman, belli şartları yerine getirdiğin zaman vatandaşlığın verilebiliyor olması. Alman vatandaşlığı da öyle bir şey ki normalde paranla satın alamadığın bir şey. Ne kadar fazla paran olursa olsun 10 milyon euro, 100 milyon
milyon euro. İstediğin yatırımı yap, istediğin fabrikayı kur, istediğin arazileri, evleri, apartmanları, siteleri al. Çalışıp burada bir oturum ve yaşam sürdürmediği müddetçe vatandaşlık alabildiğin bir ülke değil. Dünya üzerinde söz sahibi güçlü bir ülke. Bu tabii tarihsel olarak değişebilir. Bugün böyledir. 10 yıl, 20 yıl sonra ne olacağı belli değil ama insan da bir ömrü içerisinde kendine bir sonraki gelecek kuşak için de böyle bir hedefler verebiliyor. Hani en azından benim gördüğüm önümüzdeki 30-40 yıl içinde de Almanya'nın dünya üzerindeki konumunun hani G7 ekonomileri arasındaki konumunun çok değişmeyeceği yönünde. Hani bu birkaç sıra aşağıya, birkaç sıra yukarıya kayabilir ama genel olarak Almanya'nın geleceği parlak diye düşünüyorum. O açılardan Almanya'yı tercih ettim. Hangi alanda çalışıyorsunuz? Mesleğiniz nedir? Başta yapmadık. Biraz böyle kendinizden de bahsedebilirsiniz. Nasıl bir hayatınız vardı? Tabii ben metalürji mühendisiyim. İşletme yüksek lisansım da var. Türkiye'de genelde üretim işletmelerinde, fabrikalarda, çok uluslu, uluslararası veya yerel firmalarda da kalite ve iş güvenliği alanlarında çalıştım. Otomotiv yan sanayi ağırlıklı çalıştım. Almanya'da bu konuda güçlü, çok fazla iş imkanları var. O açılardan değerlendirmek istedim. Annem babam devlet memuruydu. Orta halli bir yaşantımız vardı. Kendim de eşim de çalışıyoruz. Yani ekonomik olarak aslında Almanya'dan çok fazla bir beklentim yok. Türkiye'de de ekonomik şartlarımı belli düzeyde yerine getirmiş birisiydim. Dediğim gibi en başta gelen benim motivasyonum, beni hedefe yönlendiren şey vatandaşlığın alacak olması. Hani bir oğlum var 12 yaşında. Onun da beraber vatandaşlığa geçecek olması ve sonra ileride de Türkiye'dekinden daha olumlu bir hayat sürecek olması beni bu tercihe yönlendirdi. Umarım istediğiniz gibi de olur. Çünkü ben Almanya'ya hiçbir zaman ekonomik nedenlerle gelme kararı almadım. Tabii ki buraya gelince bir şeyleri fark ediyorsunuz hani ekonomik açıdan. Ama benim için de hani ekonomi belirleyici bir neden değildi. Zaten gelince buradaki yaşamın ne kadar rahat ve huzurlu olduğunda fark edince hani iyi ki bu kararı aldım diyor insan. Şeyi sormak istiyorum. Şu an Almanya'nın hangi bölgesine geldin ve nerelerde iş arıyorsun? Bütün Almanya genelinde mi bakıyorsun yoksa belli yerlere mi odaklandın? Nasıl bir strateji izleyeceksin? Evet, şöyle dediğim gibi ben çoğunlukla otomotiv yan sanayi ağırlıklı çalıştım. Tecrübelerim o yönde. Ben Baden-Württemberg eyaletine geldim. Yaptığım bir araştırmada bu vizedeki motivasyon yazısı niyet mektubunda da bunu açıklamıştım. Bu eyalette en fazla sayıda kuruluş var otomotivle ilgili. 1800 kadar bir fabrika vardı ve çok fazla sayıda da açık iş pozisyonu var. Ve işsizlik oranı da Almanya'nın Bayern'den sonra en düşük ikinci işsizlik oranı sahip eyaleti. Hani tamamen iş bulma olasılığımı yüksek gördüğüm için Stuttgart yakınlarında bir yerde kalıyorum. Forzheim'la Stuttgart arasında bir yerde. Yani %80 bu eyalette iş arayışlarımı sürdürüyorum ama tabii Almanya'nın diğer yerlerine de açığım. Hani kısmetimde başka yerler varsa ne bileyim Hamburg'da, Berlin'de, Frankfurt'ta, Münih'te o gibi yerlerde iş bulma varsa oraları da reddetmem tabii ki. Ama odak noktam bu Stuttgart merkezli Almanya'nın daha güneybatı tarafındaki yerler. Çok kısa bir süredir buradasın ama hani gözüne çarpan farklılıklar, sana değişik gelen şeyler böyle bir ya bunu beklemiyordum, iyi anlamda, kötü anlamda böyle bir kıyaslama yapabilir misin mesela bizim için? Şimdi şöyle ben aslında 98 yılından beri ara ara iş veya turistik amaçlı Almanya'ya gidip geliyorum. Bu dediğim gibi hani 26 senede bir 4 kere 5 kere gelip gitmişimdir en az. Dolayısıyla uzun bir süredir Almanya ile biraz içli dışlı olduğum için çok öyle belirgin bir şaşırdığım şey yok. Ben şu anda biraz da bu bürokratik işlemlerin hızlı yürümesi açısından ne bileyim nüfus kaydımın, ikametgah kaydımın yapılması işte yabancılar dairesindeki bekleme sürelerinin kısa olması açılarından o stratejiyle sakin bir yere geldim, az nüfuslu. Dolayısıyla hani bakıyorum otobüslerde, trenlerde vesaire böyle çok az kişi var yani kapasitesinin %20'sini, %25'ini falan dolduruyor ancak ulaşım araçları buralarda. Hani İstanbul'dan sonra o bana şaşırtıcı geliyor. Hani Almanya'nın biraz daha dengeli bir nüfus dağılımı olduğunu biliyordum ama bu kadar da boş olabileceğini, bu kadar da rahat olabileceğini
gelebileceğini çok tahmin etmemiştim. Beklediğimden daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Ondan başka yani genel olarak çevre işte temiz, ormanlık, sessizlik. Daha önce de Almanya ile ilgili deneyimlediğim şeyler olduğu için beklediğim gibi buldum diyebilirim. Biraz tabii son yıllardaki göç dalgasından Almanya'da fazla miktarda etkilenmiş. Eskiden hani 2014-15 yıllarına kadar olmayan göçmen profilleri var. Onları görüyorum. Onlar benim biraz beklediğimden farklı. Onun haricinde çok keskin bir şey yok benim için yani. Şimdi hocam sen otomotiv sektöründe iş arayacaksın. Orada iş bulmayı istiyorsun. Fakat Almanya'da yaşayan özellikle Türkler arasında şöyle bir durum var biliyorsun. Hani Almanya kötüye gidiyor. Almanya gelmeyin. Ve özelinde de Alman otomotiv sanayisinin çok kötü durumda olduğu, eski gücünde olmadığı ve kimilerine göre yok olacağı, tahtı çoktan Çin'e kaptırdığı falan konuşuluyor. Özellikle elektrikli araçların piyasaya girmesinden sonra. Hani sen böyle mesleğin içinden, sektörün içinden birisi olarak ki buraya hani iş aramaya gelmiş birisi de olarak muhtemelen araştırmalarını yapmışsındır. Önceki bilgilerin de vardır. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Onu merak ediyorum. Tabii ki şöyle, Alman otomotiv sanayi dünyada otomotivi icat eden, geliştiren ve bugüne getiren ülkelerin en başında geliyor. Böyle sistematik ve sağlam temelleriniz olduğu durumda belli dönemlerde belli kayıplarınız olabilir. Başka ülkeler öne geçer, siz geriye düşebilirsiniz. Fakat bu beyin gücü, nitelikli iş gücü elinizde olduğu müddetçe mutlaka bir alternatif yollar, alternatif ürünler, alternatif metot ve iş yapış biçimleri geliştirerek yeniden o rekabetçi gücünü kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki hani son 5-6 yılda Çin öne geçmiş olabilir. Öncelerden de mesela Amerika'da otomotiv sanayi çok güçlüydü. 90'lı yılların ortalarına kadar. Hani 95-96'dan sonra daha bunları Japonlara kaptırdılar. Sonra Avrupalılar karşısında geriye düştüler. Ama bugün baktığımızda hani Amerika'nın otomotiv sanayi tamamen bitti mi? Yok mu oldu? Hayır, hani hala tüm dünyada söz sahibi birkaç ülkeden biri. Örneğin hani Tesla markasını çıkardı adamlar. Yeniden bir alevlendirdiler kendi varlıklarını dünya otomotiv sahnesinde. Dolayısıyla Almanya'da hani kısa dönemli belli zayıflamalar yaşayabilir ama iki dünya savaşında tamamen yerin dibine batmış bir ülkenin tekrardan nasıl ortaya geldiğini dünya çapında bildiğimiz için belli ülkelere karşı belli avantajları kaybediyor gibi görünmesi bana göre hiçbir sorun teşkil etmiyor. Almanya olarak mutlaka bunun bir çaresi bulurlar. Rekabetçi güçlerini tekrardan kazanabilirler diye düşünüyorum ben. Buraya taşınmış biri olarak ben de böyle düşünüyorum. İşte Almanya'nın geçmişteki düşüp ayağa kalkmalarını referans alıyorum falan ama işte diyorum ki bir yandan da o günün koşullarıyla bugün aynı mıydı? Acaba tekrar bunu başarabilecek mi falan gibi şüphelerim de yok değil. Bekleyip göreceğiz. Zaman gösterecek diyelim bunu. Yani şimdi senin amacın öncelikle burada güzel yapılabilecek bir iş bulmak, seni memnun, mutlu edebilecek. Ondan sonra galiba aile birleşimi süreçleri falan olacaktır. Daha Evet. sonra da burada bir yaşama yeniden başlanacak. Doğru. Planım o şekilde. Ben bu yolda sana bol şans diliyorum, başarı diliyorum. Umarım vize sürecindeki gibi şansın yaver gider. Bu süreç tamamlandığında da güzel haberlerle tekrar bir araya geliriz. Bu konuyla ilgili bugünlük benim soracaklarım buydu. Senin böyle söylemek istediğin bir şey varsa dinleyebilirim. Tabii ki çok memnun oldum. Tekrarını yaparsak da sevinirim ilerleyen süreçlerde. Yani ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Fırsat kartla ilgili zaten konsolosluğun sitesinde yazan hazırlanacak belgelerin hepsini eksiksiz hazırladım. İşte tercümeleriyle, gerekli resmi kurumlardan alınmasıyla ilgili eksiksiz tamamladım fotokopileriyle. Onları dikkat etsinler, bizi takip edecekler. Ondan başka yolu açık olsun derim herkes için. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Umarım tekrar yine görüşürüz diyorum. Görüşürüz Adem.